Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, milli teknoloji hamlesinin en büyük meyvelerinden birisi olan Milli Muharip Uçak Projesi'ni tamamlamak için artık son dönemece girerken, Milli Muharip Uçak Projesi'nde üretilen ilk prototipin fabrikadaki montaj görüntülerin yayınlanmasının ardından Yunanistan adeta çılgına dönmüş durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu muhteşem projesini hazmedemeyen Yunan medyası, Milli Muharip Uçak Projesi'ne bir şekilde leke sürebilmek adına eleştirebilecek hiçbir nokta bulamayınca bakın nasıl bir bahane üretti. Milli Muharip Uçak, savunma sanayi alanında Türkiye'yi yakından takip eden Yunanistan'ın radarına girdi ve Yunan basını eleştirecek bir şey bulamayınca Milli Muharip Uçağın beklenenden daha geç filoya gireceği ile ilgili yorumlara yer verdi ve Türkler gerçekten güzel bir savaş uçağı yapmışlar. Ancak planladıkları tarihte envantere girmesi oldukça zor. Türkiye boyundan büyük bir işe kalkıştı yorumlarında bulunan Yunan medyası, Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği bu muhteşem projede eleştirilecek hiçbir nokta bulamadı. Ayrıca Türkiye'nin boyundan büyük bir işe kalkıştığını iddia eden Yunan medyasına bir çift lafımız var. Bu uçak belirtilen tarihte envantere alındığında o zaman ne yapacaksınız? Bakalım kim boyundan büyük işlere kalkışıyor? Bunu hep beraber tüm dünyaya göstereceğiz. Milli teknoloji hamlesiyle geliştirdiğimiz bu muhteşem eser karşısında adeta nutku tutulan, ne diyeceğini bilemeyen Yunanistan, hemen bir karalama kampanyası başlatabilmek için girişimlerde bulunsa da, dediğimiz gibi eleştirecek bir nokta bulamadılar. Milli Muharip Uçağın teslimat tarihinin gerçekçi bir hedef olmadığını iddia etmeye başladılar. Türkiye'nin en önemli savunma sanayi projesi olarak gösterilen Milli Muharip Uçağın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geride bırakılırken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı. Konuyla alakalı konuşan Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir, "Bu işin ilk perdesini açıyoruz. İşimiz, uçağımız başarılı bir şekilde görev yaptığı zaman nihayete ermiş olacaktır. Önümüzde daha çok yol var" şeklinde konuşarak ilk prototipin 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır bir şekilde hangardan çıkacağını bir kez daha tekrarladı ve teyit etmiş oldu. Yunan medyası bir yandan kudururken biz yolumuza devam edeceğiz. Biz Milli Muharip Uçağımızı tamamlayıp 2028 yılında envantere alarak bu alanda üretim yapabilen dünyadaki 5 ülkeden biri haline geleceğiz. Şanlı ordumuzun envanterine girdiği andan itibaren Türkiye'yi Devler Ligi'ne çıkaracak olan Milli Muharip Uçak Projesi ile alakalı çalışmalar uzun süredir aralıksız bir şekilde devam ediyor ve TUSAŞ tesislerinde kurulan Özel Milli Muharip Uçak Geliştirme Binası'nda tasarım ve geliştirme çalışmalarında sona gelen Milli Muharip Uçağımızın ilk prototipinde de yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli bir şekilde devreden çıkartılması planlanan F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanıp geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi'nin ana yüklenicisi hepinizin de bildiği gibi TUSAŞ. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, arttırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarında kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye, dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıda bulunan ülkeler arasındaki yerini alacak.
Milli Muharip Uçağın, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları, havadan ihbar ve kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir bir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alması öngörülüyor. Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile 5 Ağustos 2016 tarihinde imzalanmış olup, başta ana yüklenici TUSAŞ olmak üzere proje kapsamında görev alan tüm paydaşlarla birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. İmzalanan mevcut sözleşme, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsamaktadır. Söz konusu dönem içinde hava aracının tasarlanması, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarım ve geliştirilmesine yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanmaktadır. TUSAŞ ve BAE Systems arasında Milli Muharip Uçak Geliştirilmesine yönelik Ana İlkeler Sözleşmesi 28 Ocak 2017 tarihinde, anlaşma tutanağı ise 10 Mayıs 2017'de imzalandı. TUSAŞ ve BAE Systems arasındaki işbirliği sözleşmesi 25 Ağustos 2017'de imzalanarak yürürlüğe girdi. TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini arttırmak ve tüm milli kaynakları bu yönde kullanarak Türkiye'yi muharip 5. nesil bir savaş uçağı üretebilen bir ülke konumuna yükseltmek için her türlü gayreti azami derecede göstermektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın diyelim, hoşça kalın.